İşte hepsinden geriye şu kalacak. Yaşadılar ve oynadılar. Bir bakıma oyun kazanılmış olacak. Boyası silinse de zarları. Yamaçtan aşağı topallaya topallaya indiler. Acı içindeydiler. İki adamdan önde gidenin ayağı kayalara takıldı. Tökezledi. Yorgun ve bitkindiler. Yüzlerinde uzun süredir çektikleri sıkıntıların verdiği gergin ve sabırlı bir hava okunuyordu. Omuzlarına sırımlarla asılı battaniye denkleri ağırdı. Başlarındaki alın kayışları yüklerin taşınmasına yardım ediyordu. İkisinin de birer tüfeği vardı. İki büklüm yürüyorlardı. Omuzlar çökük, başları ileri uzanmış, gözler yerde. İkinci adam, o depo olarak kullandığımız kovuktaki fişeklerden hiç değilse ikisinin şimdi yanımızda olmasını ne kadar isterdin, dedi. Sesi son derece bezgin ve anlamsızdı. Gönülsüzce konuşuyordu. Kayaların arasından köpüre köpüre akan bulanık dereceğin içinde topallayarak ilerleyen ikinci adam hiç sesini çıkarmadı. Öteki adam onun ardı sıra gidiyordu. Ayakkabılarını çıkarmamışlardı. Su buz gibiydi oysa. Öyle ki ayak bilekleri soğuk suyun etkisiyle sızım sızım sızlıyor, ayakları gittikçe uyuşup riyallıklarını yitiriyordu. Kimi yerlerde su diz boyu yükseliyor ve iki arkadaş ayakta durabilmek için büyük bir çaba harcamak zorunda kalıyordu. Arkadaki adam düz bir kayanın üzerine basınca kaydı. Az kalsın düşüyordu. Ama son anda dengesini buldu. Aynı zamanda acı bir çığlık kopardı. Başı dönüyor, bayılacak gibi oluyordu. İleri geri sallanırken devrilmemek için sanki havada tutunacak bir şey ararcasına boşta kalan elini öne uzattı. Doğrulduğunda ileri doğru bir adım attı. Ama yeniden sendeledi. Az daha düşecekti. Sonra kımıldamadan durdu. Öteki adama bir göz attı. Arkadaşı bir kez olsun başını çevirip de bakmamıştı bile. Adam bir dakika kadar öylece dikildi kaldı. Kendi kendisiyle tartışıp ne yapacağına karar vermek ister gibiydi. Sonra arkadaşına seslendi. ''Hey, Bill, ayak bileğim burkuldu.'' Bill bulanık suyun içinde ayaklarını sürüye sürüye ilerlemeye devam etti. Dönüp bakmadı bile. Adam onun gidişini seyretti. Yüzü her zamanki gibi anlamsızdı ama gözlerinde tıpkı yaralı bir geyiğin gözlerindeki bakışlar vardı. Öteki adam topallaya topallaya ilerideki yamaca tırmandı. Arkasına hiç bakmaksızın dost doğru ilerledi. Derenin içindeki adam onun ardı sıra baka kalmıştı. Dudakları hafifçe titriyor, üstlerini kaplayan kahverengi sert kıllar kıpır kıpır kıpırdanıyordu. Dilini çıkarıp dudaklarını yaladı. ''Bill!'' diye bağırdı. Zor durumda kalan, güçlü bir adamın yardım dileyen aykırışıydı bu. Gel gelelim, Bill'in başı yine geri çevrilmemişti. Adam uzaklaşmakta olan arkadaşına baktı. Düşe kalka, topallaya, sendeleye yürüyor, pek yüksek olmayan bir tepenin tatlı yamacı boyunca yumuşak, ufuk çizgisine doğru tırmanıyordu. Duruğu aşıp görünmez olana dek gözlerini ondan ayırmadı. Sonra döndü. Bill'in gitmesiyle şimdi artık baş başa kaldığı bu dünya parçasını dalgın dalgın gözden geçirdi. Uçsuz bucaksız, dokunulmaz bir kütle halinde, için için tüten güneş, biçimsiz buhar ve sis yığınları ardında, ufuk çizgisine yakın bir yerde donuk donuk parlıyordu. Adam ağırlığını öbür bacağına aktardı. Saatini çıkardı. Tam 4'tü. Aylardan da olsa olsa ya Temmuz sonu ya da Ağustos başı olmalıydı. Hangi tarihte olduğunu ancak bir iki haftalık bir yanılmayla 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyordu. Öyleyse güneş kuzeybatıyı gösteriyordu, bunu biliyordu. Güneye baktı. Şu çıplak tepelerin ardında bir yerlerde Great Bear Gölü'nün bulunduğunu biliyordu. Yine aynı yönde Kutup Çemberi'nin Canadian Barrens'ı kestiğini de biliyordu. İçinde durduğu bu dere, Coppermine ırmağını beslerdi. Bu ırmak da kuzeye doğru dönerek Coronation Körfezi'ne, Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyordu. Gerçi oraya adımını bile atmamıştı ama bir keresinde Hudson's Bay Kumpanyası'nın haritasında yerini görmüşlüğü vardı. Çevresini saran dünya parçasına yeniden göz gezdirdi. Hiç de iç açıcı bir görünümü yoktu. Dört bir yanı yumuşak ufuk çizgisiyle kuşatılmıştı. Bütün tepeler alçaktı. Ne ağaç vardı, ne çalı, ne de ot.
ansızın gözünü korkutan uçsuz bucaksız korkunç bir ıssızlıktan başka bir şey yoktu. Bir iki kez "Bill!" diye fısıldadı. "Bill!" Bulanık suların ortasına çömeliverdi. Bu sonsuzluk dayanılmaz bir aharlıkla omuzlarına yükleniyor, korkunç bir acımasızlıkla üstüne abanarak eziyordu onu sanki. Sıtma nöbetine tutulmuşçasına zangır zangır titremeye başladı. Aynı anda tüfeğinin elinden kaymasıyla cup diye suların içine düşmesi bir oldu. Tüfeğin düşmesiyle ayılıverdi. Korkusunu bastırdı, kendini toparladı ve el yordamıyla bulup çıkardı tüfeği suyun içinden. Sakatlanan ayağına binen yükü biraz olsun hafifletmek için battaniye dengini sol omzuna doğru kaydırdı. Sonra ağır ağır ve dikkatlice sancıyla kıvrana kıvrana ilerledi, kıyıya çıktı. Durmadı. Ağrıya mağrıya aldırmadan çılgınca bir umutsuzlukla yoldaşının az önce ardında yitip gittiği tepenin yamacını düşe kalka çabuk çabuk tırmanmaya başladı. Yürüyüşü yalpalaya sendeliğe, seke seke ilerleyen yoldaşının yürüyüşünden çok daha hantal ve gülünçtü. Ama doruğa ulaştığında bomboş bir vadi gördü. Görünürde bir tek canlı bile yoktu. İncin top oynuyordu ortalıkta. İçine düşen korkuyla yeniden savaştı. Korkusunu yendi de. Yükünü sol omzuna daha çok itti ve yokuş aşağı yürümeye başladı. Vadinin tabanı yüzeydeki sık yosunların sünger gibi emdiği sularla vıcık vıcık olmuştu. Her adımda ayaklarının altından sular fışkırıyor, ayağını her kaldırışında dolanan yosunların buna isteksizce izin verdiğini gösteren emme sesine benzer şılap şulup sesler işitiliyordu. Adam taştan taşa atlıyor, yosun denizinde adacıklar gibi duran kaya parçalarına basa basa öteki adamın izini sürüyordu. Yalnız olmasına yapayalnızdı ama kaybolmamıştı. Biliyordu ki ileride bodur ve kupkuru köknar ve ladin ağaçlarıyla çepeçevre sarılı küçük bir gölcüye, o yerinin dilinde Tichin Nichil denen küçük kazıklar ülkesi ne ulaşacaktı. İşte bu göle suları bulanık olmayan küçük bir dere akardı. Dere boyunca taptaze sazlar vardı. Bunu çok iyi anımsıyordu ama ağaç filan yoktu hiç. Ta ki çatal ağzına denk gelene kadar. Bu dereyi izleyecekti. Kaynağın bulunduğu yamaca geldikten sonra bu dereyi Dee zırmağına kavuştuğu yere dek izleyecek ve orada bir oyuğun içinde ters çevrilerek üstüne dil yığın taş yığılmış olan bir kayık olacaktı. Ve bu oyukta boş tüfeği için fişek, balık oltaları, küçük bir ağ, kısacası avlanmak ve yiyecek bulmaya yarayan her türlü araç gereç vardı. Ayrıca, gerçi çok değildi ama biraz un, bir parça domuz pastırması ve azıcık da fasulye bulacaktı. Bill kendisini orada bekliyor olmalıydı. Oradan kayıkla Dee zırmağını izleyerek güneye Great Bear gölüne ineceklerdi. Yine güney yönünde ilerleyerek gölü geçecekler, sağa Mackenzie'ye varıncaya dek hiç yön değiştirmeksizin güneye ineceklerdi. Kara kış onları boş yere kovalarken, sular kas katı donar ve günler buz gibi soğurken, güneye, durmadan güneye gidecekler, gölü ve yüksek ağaçların, bitmez tükenmez yiyeceklerin bulunduğu Hudson's Bay Kumpanyası'nın sımsıcak konaklama yerlerinden birine varacaklardı. Adam güç bela ilerlerken aklından buraları geçiriyordu. Yürürken nasıl canını dişine takıyorsa, düşünürken de öyle büyük bir çaba harcıyor, Bill'in onu yüzüstü bırakıp gitmesine, ne pahasına olursa olsun, oyuğun orada bekleyeceğine kendini var gücüyle inandırmaya çalışıyordu. Böyle düşünmek zorundaydı. Yoksa yol almak için uğraşıp didinmesine gerek kalmaz, hemen oracığa uzanıp ölümü beklerdi. Donuk güneş kuzeybatıda yavaş yavaş batarken adam eli kulağında olan kış bastırmadan önce Bill'le birlikte güneye kapağını nasıl atacaklarını adım adım hem de birkaç kez gözlerinin önünde canlandırdı. Kovuktaki yiyecekleri ve Hudson's Bay Kumpanyası'nın konak yerindeki yiyecekler burnunda tutuyor, durup durup onları düşünüyordu. İki günden beri tek lokma geçmemişti kursağında. Dahası uzun zaman var ki şöyle doğru dürüst tıka basa doyuramamıştı karnını. İkide bir duruyor, böğürtlen topluyor, ağzına atıyor, çiğnedikten sonra yutuyordu. Çevresi azıcık sulu bir çekirdekten başka bir şey değildi bu böğürtlen.
Suyu ağızda eriyip gider ama çekirdekler acı ve serttir. Adam yediklerinin hiçbir besleyici değeri olmadığını biliyor, yine de bilgiyi aşan ve deneyi umursamayan bir umutla sabırlı sabırlı çiğnemekten geri kalmıyordu. Saat 9'da ayağı sert bir kayaya takıldı. Öylesine yorgun ve bitkin düşmüştü ki sendeleyerek yere kapaklandı. Bir süre hiç kımıldamadan yanlamasına yattı kaldı. Sonra arkasındaki yükün bağlarını sıyırdı, oflaya puflaya doğrulup oturdu. Karanlık basmamıştı henüz. Günün son ışıkları altında, kayalar arasında el yordamıyla kuru yosun parçacıkları aradı. Yeterince topladıktan sonra bir ateş yaktı. Tüten, isli bir ateş. Kaynaması için de üzerine bir teneke su koydu. Yükünü açtı. Yaptığı ilk iş kibritlerini saymak oldu. 67 taneydiler. Adam akıllı emin olmak için 3 kez daha saydı. Sonra öbeklere ayırdı. Her öbeği yağlı kağıda sardı. Bir demetini bomboş tütün kesesine koydu. Öbür demeti lime lime olmuş şapkasının şeridine sıkıştırdı. Üçüncü demeti de gömleğinin içine yerleştirdi. Tam bu işi bitirmişti ki birdenbire paniğe kapıldı. Paketlerin hepsini çıkardı, bir kez daha saydı kibritleri. Hala 67 taneydi. Islak çoraplarını ateşte kuruttu. Makosenleri sırılsıklam paçavralara dönmüştü. Yün çorapları yer yer eriyip delinmişti. Ayakları kanlı ve yara bere içindeydi. Zonklayan ayak bileğini yoklayıp inceledi. Dizi kalınlığında şişmişti bilek. İki battaniyesinden birinden uzun bir şerit yırtıp bileğini sıkı sıkı sardı. Sonra başka parçalar daha yırttı. Bunları hem çorap hem de makosen işi görsün diye ayaklarını doladı. Sonra neredeyse kaynamaya yüz tutan suyu içti. Saatini kurdu, battaniyelerin arasına tor top olup yattı. Ölü gibi uyudu. Kısa süren gece yarısı karanlığının gelmesiyle gitmesi bir oldu. Güneş kuzey doğudan yükseldi. Daha doğrusu gün o yönden ışıdı. Çünkü güneş kurşuni bulutlar ardından gizlenmişti. Saat 6'da uyandı. Kımıldamadan sırt üstü yatmaya devam etti. Kurşuni gökyüzüne dalmış gitmişti ki açlığı aklına geldi. Dirseğine abanarak yan dönerken bir hırıltı işitip ürktü. Meraklı gözlerle kendisine bakmakta olan bir erkek geyik gördü. Hayvan çok çok 50 adım ötede ya var ya yoktu. Adamın gözleri önünde kızarmakta olan bir geyik görüntüsü belirdi. Pirzola ateşin üstünde cızırtılar çıkarıyor, kokusu burnunda tutuyor, ağzı sulanıyordu. İster istemez eli bilinçsizce boş cüfeğine uzandı. Nişan alıp tetiğe asıldı. Geyik homurdanarak geri sıçradı. Ayaklarıyla kayaları takır tukur döverek uzaklaştı. Adam bir küfür savurdu. Boş tüfeği elinden fırlatıp attı. Var gücünü harcayarak ayağa kalkmaya çabalarken acı bir inilti koyverdi. Epeyce güç bir işti ayağa kalkmak. Eklem yerleri paslı menteşeler gibiydi. Yataklarına sürtünerek gıcır gıcır dönüyorlardı. Yerinden kımıldayabilmek için büyük bir irade gücü harcamak zorunda kaldı. Ayağa kalkıncaya dek akla karayı seçti. Ama doğru dürüst dik durabilmek için bu kez de birkaç dakika uğraşması gerekti. Ağır ağır küçük bir tepeciğe tırmandı ve ortalığa göz gezdirdi. Ne ağaç vardı görünürde ne de bir çalı. Şurada burada tek tip kurşuni kayalar, boz renkli gölcükler ve kül rengi dereciklerle boz bulanık bir yosun denizinden gayrı hiçbir şey yoktu. Gökyüzü bile boz bulanıktı. Değil güneş, güneşin G'si bile yoktu. Neresinin kuzey olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Dün gece buraya hangi yönden geldiğini unutmuş gitmişti. Yine de kaybolmuş sayılmazdı, bunu biliyordu adam. Çok geçmeden küçük kazıklar ülkesine ulaşacaktı. Orasının uzakta olmadığını, sol yanda, yakınlarda bir yerde. Kim bilir belki de şu karşıdaki alçak tepenin ardında olduğunu seziniyordu. Geri döndü, eşyalarını derleyip topladı. Kibritleri saymadı ama üç ayrı pakete sarılı destelerin yerli yerlerinde durup durmadıklarına bir kez daha baktı. Ama şu geyik derisi heybe aklını kurcalayıp duruyordu. Heybe büyük değildi. Avuçları arasına rahatlıkla sığabilirdi. Şöyle böyle 7 kilo kadar, yani geri kalan yükünün hemen hemen toplam ağırlığı kadar geldiğini biliyordu. Ve onu kara kara düşündüren de buydu işte. Sonunda heybeyi bir kıyıya bıraktı.
kalan eşyasını denk yapmaya koyuldu. Bir ara geyik derisi heybeye bir göz atmak için durdu. Sonra meydan okuyan bir bakışla çevresine göz gezdirdi. Hıssızlığın heybesini çalmak istediğini sanısına kaptırmıştı kendini. Heybeyi kaparcasına aldı. O günkü zorlu yolculuğa başlamak üzere ayağa kalktığında heybe de sırtındaki dengin içinde bulunuyordu. Sola doğru yürüdü. Arada bir duruyor, dörtle yiyordu. Ayak bileği kas katı kesilmiş, topallaması artmıştı. Ama bunun acısı, midesinin sancısı yanında hiç kalırdı. Açlığın pençeleri keskindi. Bıçak gibi bir sancı saplanıyordu karnına. Midesi kazındıkça kazınıyordu. Öyle ki, duyduğu acı yüzünden küçük kazıklar ülkesine varmak için izlemesi gereken yön bile çıkıp gitmişti aklından. Yediği böğürtlenler bu acıyı dindirmek şöyle dursun, dilini damağını yakıp dağılıyor, ağzını yaralıyordu. Gele gele bir vadiye geldi. Kayaların üzerinden ansızın bir keklik sürüsü havalandı. Alçaktan uçmaya başladı. Ker 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 diye ötüşüyorlardı. Hemen birkaç taş fırlattı onlara ama tutturamadı. Yükünü yere bıraktı. Tıpkı bir kedinin serçeye sinsice yaklaşması gibi o da kuşların yanına usul usul yaklaşmaya başladı. Sivri kayalar pantolonunu yırtıyor, yaralanan dizleri kanlı izler bırakıyordu. Ama açlığın acısı dizlerinin acısını unutturuyordu. Islak yosunların üzerinde sürünürken üstü başı sırılsıklam ıslanıyor, tepeden tırnağa tir tir titriyor ama o bunların hiçbirini duymuyor, bir parça yiyecek bulma tutkusuyla yanıp tutuşuyordu. Kuşlar hemen burnunun dibinde uçuşuyor, adam ne zaman yaklaşacak olsa sanki alay edermişçesine ker 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 diye bağırışıyorlardı. Adam sövüp saymaya başladı kuşlara, tıpkı onlar gibi ses çıkararak bağırdı. Bir keresinde emekleyerek giderken bunlardan birine rastladı. Kuş uyuyor olmalıydı. Kayalık yuvasından pırr diye fırlayıp yüzüne çarptığı ana dek görmemişti. Kuş fırladığı anda adam da sıçradı. Kapmak için elini uzattı. Ama kuşun kuyruğundan kopma 3 tüy kalmıştı elinde. Kanat çırparak uzaklaşmasına bakarken sanki ona korkunç bir kötülükte bulunmuş gibi hayvana büyük bir düşmanlık duydu. Sonra geri döndü ve yükünü omuzladı. Gün ilerledikçe hayvanların daha bol olduğu vadilerden geçiyordu. Aşağı yukarı 20 hayvanlık bir geyik sürüsü yüreğinin yağını eritircesine bir tüfek atımı uzaklıktan geçip gitti. Sanki onlara yetişebileceğini kesinlikle biliyormuş gibi arkalarından koşmak için çılgınca bir istek duydu. Tam o sırada simsiyah bir tilki çıktı önüne. Ağzında bir kuş taşıyordu. Adam bağırdı. Korkunç bir çığlıktı bu. Ama korkuyla uzaklaşan tilki ağzındaki kuşu bırakmamıştı. Öğleden sonra geç saatlerde suyu süt renginde, kireçli, kıyıları seyrek sazlarla çevrili bir dere boyunca yürüdü. Bu sazları diplerinden yakalayıp kökledi, kökler taze ve yumru biçimindeydi. Ama küçük bir çividen daha uzun değildi. Körpeydiler. Isırıldığında çıkan gevrek çıtırtılara bakılırsa lezzetli bir yiyecek olmalıydı. Ama lifleri katıydı. Bunlar da tıpkı böğürtlenler gibi besleyici değeri bulunmayan sulu liflerden başka bir şey değildi. Yükünü bir kıyıya fırlattı. 4 ayak üstünde emekleyerek sazlığa daldı. Bir hayvan gibi katır kutur çiğneyip hırsla yemeye başladı. Çok yorgundu. Sık sık dinlenmek, yatıp uyumak istiyor ama durmaksızın yol almaktan geri kalmıyordu. Çünkü küçük sırıklar ülkesine ulaşmak istediğinden bile baskın çıkan açlık onu durmadan yürümeye zorluyordu. Küçük su birikintilerinde kurbağa aradı. Solucan bulmak için toprağı tırnaklarıyla kazdı. Bu kadar kuzeyde ne kurbağa ne de solucan yaşamayacağını biliyordu oysa. Bakmadığı su birikintisi kalmadı. Boşu boşuna her birini didik didik aradı. Alacakaranlık bastırdığında bu birikintilerden birinde tek başına yüzen küçük bir balığa rastladı. Omuzuna dek suya daldırdı kolunu ama balık kaçıverdi. Bu kez 2 elini birden daldırdı. Dipteki balçığı karıştırdı. Heyecandan eli ayağı dolaştığı için suya düşüp beline kadar ıslandı. Su öylesine bulanmıştı ki balığı görmek olanaksızdı. Duruluncaya dek beklemek zorundaydı. Su bir kez daha bulanıncaya dek sürüp gitti bu kovalamaca. Ama durulsun diye beklemedi. Tenekesini çıkarıp birikintideki suyu boşaltmaya başladı. Başlangıçta çılgınca bir hızla çalışıyordu. Suyu öylesine yakına savuruyordu ki sular yeniden çukura doluyor, yetmezmiş gibi üstü başı da sırılsıklam kesiliyordu.
Neden sonra serin kanlı davranmaya ve daha dikkatli çalışmaya başladı? Oysa yüreği göğsünden fırlayacakmışçasına küt küt atıyor, elleri tir tir titriyordu. Yarım saat sonra havuz hemen hemen boşalmıştı. Öyle ki bir tenekelik su bile kalmamıştı. Ama balık malık yoktu ortada. Adam taşlar arasında gizli bir geçit buldu. Balık buradan bitişikteki daha büyük bir su birikintisine kaçmıştı. Hem de öyle bir su birikintisine ki gece gündüz çalışsa suyunu yine de boşaltamazdı. Böyle bir geçitin varlığını bilseydi daha işin başında onu bir taşla tıkar, böylelikle de balığı yakalamış olurdu. Aklından bunları geçirerek ıslak toprağın üstüne oturdu. Önce için için, sonra kendisini kuşatan acımasız ıssızlığa karşı hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve uzun bir süre sarsıla sarsıla hıçkırdı durdu. Ateş yaktı, içi ısınsın diye sıcak su içti. Sonra bir gece önceki gibi yatağını kayaların üstüne serdi. Yaptığı son iş kibritlerin ıslanıp ıslanmadığına bakmak ve saatini kurmak oldu. Battaniyeler sırılsıklam ve yapışkandı. Ayak bileği acı acı zonkluyordu. Gel gelelim adamın aklı fikri yalnızca aç oluşundaydı. Bölük pörçük, huzursuz uykusunda akla gelebilecek en nefis yemeklerle donatılmış şölen sofraları gördü. Uyandığında iliklerine dek işiyordu. Hastaydı. Güneş yoktu. Toprak ve gökyüzü daha da koyu, kurşuni bir renge bürünmüştü. Soğuk bir rüzgar esiyordu. Yağan ilk kar tepeleri beyazlatıyordu. Adam ateş yakıp su kaynatırken hava daha da ağırlaşmış ve ağarmıştı. Yağmurla karışık sulu kar yağıyordu. Kar tanecikleri önceleri yere düşer düşmez eriyordu. Ama zamanla lapa lapa yağmaya başladı. Toprağı örttü, ateşi söndürüp kuru yosunları berbat etti. Yükünü sırtlanıp ne yöne olursa olsun yola koyulması için bir işaretti bu. Küçük sırıklar ülkesiyle Dille, Diz Irmağı kıyısındaki kovukta ters çevrilmiş kayıkla ilgilenmiyorlar artık. Tüm benliğine egemen olan şey yemek yemek fiiliydi. Çıldırasıya açtı karnı. İzlediği yön önemli değildi artık. El verir ki yol vadi tabanından ayrılmasın da nereye götürürse götürsün aldırmıyordu. Karların altını yoklayarak sulu böğürtlen arıyor, sazları kökleyerek ilerliyordu. Ama pek tatsız tuzsuzdu bu seferki yumrular. Hiç de doyurucu değildi. Ekşi bir ot buldu. Hepsini yedi. Çok az bulabilmişti. Çünkü küçücük bir ottu. Bir iki parmak kalınlığındaki kar tabakası altında bile rahatlıkla gizlenebiliyordu. O gece ateş mateş yakamadı. Sıcak su da içemedi. Battaniyesinin altına büzüldü. Açlığın o yarım yamalak uykusuna daldı. Karn soğuk bir yağmura dönüşmüştü şimdi. Damlalar yukarı bakan suratına çarptıkça sık sık uyanıyordu. Gün doğdu. Huşuni, güneşsiz gün. Yağmur dinmişti. Açlığın şiddeti geçmişti. Yiyecek tutkusu yatışır gibi olmuş, açlık duygusu körelmişti. Gerçi midesinde bir sancı vardı ama bu pek rahatsız etmiyordu onu. Daha mantıklıydı şimdi. Küçük sırıklar ülkesiyle Diz Irmağı kıyısındaki kovuk yeniden kurcalamaya başlamıştı kafasını. Battaniyelerin birinin artığın şeritler halinde parçalayarak kanayan ayaklarını sarıp sarmaladı. Burkulan ayak bileğinin sargısını iyice sıkılaştırdıktan sonra o günkü yolculuk hazırlıklarıyla uğraştı. Sıra yükünü denk yapmaya gelince geyik derisi heybeyi düşünerek uzun süre bocaladı. En sonunda onu da yanına aldı. Yağmur karları eritmiş, yalnızca tepelerin dorukları beyaz kalmıştı. Güneş açınca pusulası ile yönünü saptadı. Kaybolduğunu anladı. Önceki günlerde dalgınlıkla belki de fazla sola sapmıştı. Şimdi bu sapmayı kapatabilmek için izlemesi gereken asıl yönden bir parça sağa kayarak yürümeye başladı. Açlık sancıları gerçi pek şiddetli sayılmazdı ama gittikçe gücünün tükendiğini fark etti. Börtlen toplarken ya da saz koparırken sık sık durup dinlenmek zorunda kalıyordu. Ağzında bir acılık vardı. Dili şişmiş, sanki tüylerle kaplıymış gibi kupkuruydu. Yüreği zorlanıyor, göğsü sıkışıyordu. Birkaç dakika yürüyünce güp 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 diye çarpmaya başlıyor, sonra bunaltıcı, baş döndürücü bir sancı ile birlikte çarpıntıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Öğle üzeri büyük bir su birikintisinde iki tane sazan balığı buldu. Suyu boşaltmak olanaksızdı ama
Adam daha serin kanlıydı şimdi. Bu yüzden de teneke kovasıyla balıkları yakalamayı başardı. Serçe parmağından daha büyük değildiler. Ama zaten o da çok aç değildi. Karnındaki sancı gittikçe hafifleyip azalmıştı. Midesi uyukluyor gibiydi sanki. Balıkları çiğ çiğ yedi. Güçlükle, dikkatle çiğniyordu. Yeme işini yaparken yalnızca mantığının buyruğuna uyuyordu. Canın yemek istemiyordu ama adam yaşamak için yemesi gerektiğini biliyordu. Akşam üzeri 3 tane sazan balığı daha yakaladı. İkisini hemen yedi. Üçüncüsünü kahvaltı için sakladı. Güneşin kuruttuğu yosun parçalarıyla ateş yakarak su kaynatıp ısındı. O gün ancak 10 mil yol almıştı. Ertesi günse yüreğinin izin verdiği ölçüde yürüdüğü için topu topu 5 mil gidebilmişti. Midesi hiçbir rahatsızlık vermiyordu. Uyumuştu sanki. Yabancı bir ülkedeydi şimdi. Üstelik geyikler ve kurtlar da bollaşmıştı. Issızlığın içinde sık sık uluyuşlarını işitiyordu. Bir ara yolun üzerinde 3 kurtun koşuştuğunu gördü. Başka bir gecenin sabahında mantığının sesini dinleyerek geyik derisi heybenin sırım bağcıklarını çözdü. Heybenin açık ağzından sel halinde altın tozları ve külçeler döküldü. Altınları kabaca ikiye böldü. Yarısını bir battaniye parçasına sarıp taşlar arasına gizledi. Öbür yarısını ise yeniden heybeye koydu. Son battaniyesini de şeritler halinde kesti. Ayaklarını sargı olarak kullanmaya başladı. Silahını kıyamıyordu bir türlü. Çünkü Deezer Mayo kıyısındaki oyukta fişekler vardı. Sisli bir gündü ve bugün açlığı daldığı uykudan yeniden uyanmıştı. Çok bitkindi. Üstelik başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Sık sık tökezleyip yere yuvarlanmak olağandı artık. Bir keresinde sendeledi ve bir kuş yuvasının üstüne düştü. Yuvanın içinde yumurtadan yeni çıkmış daha bir günlük 4 yavru vardı. Birer lokma bile olamayacak kadar mini mini canlılar. Adam aç kurt gibi yavruları diri diri ağzına attı. Dişleri arasında yumurta kabuğu kırar gibi kıtır kıtır yedi. Yavruların anası çığlık çığlığa haykırıyor, adamın çevresinde dört dönüyordu. Tüfeğini vurarak kuşu yakalamak istedi ama hayvan kaçtı. Bunun üzerine taş atmaya başladı. Nasıl olduysa oldu ve fırlattığı taşlardan biri kuşun kanadını kırdı. Hayvan kırık kanadını sürükleyerek seke seke koşup kaçarken adam da ardını takılıp kovalamaya başladı. Küçük yavrular karnını doyurmak şöyle dursun iştahını daha da körüklemekten başka bir işe yaramamışlardı. Sakat ayak bileğiyle hoplaya sıçraya koşmaya çalışıyor, kaşlar fırlatıyor, ara sıra boğuk çığlıklar atıyor, kimi zaman usul usul koşuyor, yere kapaklanınca sabır ve inatla doğrulup kalkıyor ya da başı dönüp de gözleri kararır gibi olunca elleriyle gözlerini ovuşturuyordu. Bu kovalamaca onu vadenin ucundaki bataklığa sürükledi. Buradaki ıslak yosunlar üzerinde bir takım ayak izleri çarptı gözüne. Besbelli ki kendi ayak izleri değildi bunlar. Olsa olsa Bill'in izleriydi. Ama şimdi durup da inceleyemezdi onları. Çünkü kuş kaçta kaçıyordu. Hele kuşu bir yakalasın, sonra dönüp incelerdi elbet. Ana kuşu yormuştu. Ya kendisi de adam akıllı bitkin düşmüştü. Kuş soluk fuluğa yatıyordu. Adam da 3-4 adım ötesinde sürünemeyecek denli yorgun argın bir halde ölü gibi uzanmış yatıyordu. Adam biraz dinlenip de kendini toparlar gibi olunca kuş da kendine geldi ve adamın aç eli daha uzanmaya kalkmadan hoplaya zıplaya kaçıverdi. Böylece kovalamaca yeniden başlamış oldu. Sonunda gece karanlığı bastırdı ve kuş kaçıp gitti. Adamın ayakta duracak gücü kalmamıştı. Sendeledi, sırtındaki yükle birlikte yüzü koyun yere kapaklandı ve yanağı yarıldı. Düştüğü yerde uzun süre kalıp yattı kaldı. Sonra yan döndü. Saatini kurdu ve ta sabaha dek oracıkta öylece yattı. Süslü bir gün daha. Son battaniyesinin yarısını ayak sargısı için harcadı. Bill'in izini bulamamıştı. Ama aldırmıyordu. Açlığın dizginleri durmadan ileri sürüyordu, yönetiyordu onu. Yalnız bir tek şeyi merak ediyordu. Bill de mi yolunu yitirmişti acaba? Öğleye doğru ağır yükü birine bükmeye başlamıştı. Altınları yeniden ikiye böldü ama bu kez yarısını yere döktü.
Öğleden sonra öbür yarısını da fırlatıp attı. Şimdi yanında kala kala yarım battaniye, teneke kova ve tüfek kalmıştı. Kendini bir sanrıya kaptırmıştı. Son bir kurşunu kaldığından hiç kuşkusu yoktu. Hemen oracıkta, şarjörde duruyordu da her nasılsa gözünden kaçmıştı işte. Öte yandan şarjörün boş olduğunu da biliyordu. Ama sanrı ille de bir kurşun daha var diyor, üsteledikçe üsteliyordu. Bir türlü yakasını bırakmayan bu düşünceyle saatlerce savaştı. Sonunda baktı ki olacak gibi değil. Tüfeği açtı ve bomboş olduğunu gördü. Sanki kurşunu orada bulacağına gerçekten inanmış gibi derin bir düş kırıklığına uğramıştı. Yarım saat kadar ya ilerlemiş ya ilerlememişti ki sanrı yeniden hortladı. Yeni baştan kıyasıya bir savaşa tutuştu ama sanrı hala direniyordu. En sonunda onu başından savmak ve yanıldığını kendi kendine kanıtlamak amacıyla tüfeğin mermi yatağını bir kez daha açtı. Ara sıra kafasını başka şeylere taktığı da oluyordu. Tıpkı bir robot gibi yürüyor, garip düşünceler ve uçarı görüntüler beynini kurtlar gibi kemiriyordu. Ama gerçek dışına yaptığı bu düşsel gezintiler kısa sürüyordu. Çünkü açlık sancıları onu sık sık gerçeğe geri getiriyor, ayıltıyordu. Bir ara düşler evreninde yaptığı bu gezintilerden birisinde öyle bir görüntüyle karşılaştı ki az kalsın bayılacaktı. Sallandı, sendeledi, düşmemek için bir sarhoş gibi sağa sola yalpa vurdu. Önünde bir at duruyordu. Bir at. Gözlerine inanamıyordu. İçinde parıltılar uçuşan, şimşekler çakan yoğun bir sis bulutu kaplamıştı gözlerini. Görüntüyü silip uzaklaştırmak için gözlerini ovuşturdu ve bunun bir at değil de kocaman, boz bir ayı olduğunu gördü. Hayvan, düşmanca bir ilgiyle kendisini süzüyordu. Farkında olmaksızın tüfeğini omuzlayıp hayvana doğrulttu. Sonra indirdi. Kalçasında asılı duran av bıçağını cicili bicili kınından çekip çıkardı. Baş parmağı ile bıçağın ağzını yokladı. Keskindi. Vücudu sipsivriydi. Üstüne atılıp öldürecekti ayıyı. Ama küt küt diye çırpınmaya başlayan yüreği son anda uyardı onu. Derken hızlandıkça hızlandı atışlar, alnı çelikten bir kıskaçla sıkıştırılıyordu sanki. Beyni bulandı. Üzerine bir sersemlik çöktü. Az önce gözü kara, yürek dinik bir anda derin bir korkuya bırakmıştı yerini. Böylesine bitkin bir durumdayken ya hayvan tutup da saldırırsa? Dimdik durarak kendine gösterişli bir hava verdi. Bıçağı sımsıkı kavrayarak gözlerini ayıya dikti. Ayı iki adım yaklaştı. Gözdağı verircesine homur homur homurdandı. Eğer adam kaçsaydı kovalayacaktı. Ama adam kaçmadı. Korkunun yol açtığı bir yüreklilikle canlanmıştı şimdi. O da yaşama sıkı sıkıya bağlı olan ve yaşamın en derin köklerinde yatan korkuyu müthiş hırıltılarla dile getiriyordu. Ayı afallamıştı. İki ayağı üzerinde dimdik duran ve kendisinden korkmak şöyle dursun, korkutucu homurtular çıkaran bir bu yaratık karşısında kıyıya çekildi. Adam kılını bile kıpırdatmadan öylece dikiliyordu. Tehlike geçinceye dek heykel gibi durdu. Sonra bir titreme nöbetine tutularak ıslak yosunların arasına yığıldı. Bir parça kendine gelir gibi olunca yeniden yola koyuldu. Ama şimdi de yepyeni bir korku düşmüştü içine. Yiyecek eksikliği yüzünden ölmek korkusu değildi bu. Onu asıl korkutan şey vahşice öldürülmek. Yaşamak için canını dişine takarak verdiği bu savaşta gücünün son zerresi açlığa yenik düşmeden önce paramparça edilerek öldürülmekti. Kurtlar vardı. Uluyuşları ıssızlığın dört bir yanına yayılıyor. Yansıları havada elle tutulur bir tehlike ağı örüyor ve sanki rüzgarın şişirdiği bir çadır duvarını tutarcasına ellerini ileri uzatan adam bu ağı geriye iterken buluyordu kendini. Ara sıra yolunun üstünden 2-3 kurdun geçtiği de oluyordu. Ne var ki adama sokulmuyorlardı pek. Saldırmayı göze alacak kadar kalabalık değillerdi çünkü. Üstelik avlanması daha kolay olan ve kendilerine öyle uzun boylu karşı koymayan rengeyikleriyle ilgileniyorlardı. Oysa şu iki bacağı üzerinde dimdik yürüyen garip yaratık onları tırmalayıp ısırabilirdi.
Akşam üzeri kurtların avlandığı yerde bir takım kemikler çarptı gözüne. Bu kalıntılar daha yarım saat öncesine dek zıp zıp zıplayan, koşup bağıran, capcanlı bir geyik yavrusuydu. Kemikleri incelemeye koyuldu. Hücreler ölmemişti henüz. Adam akıllı sıyrılmış, üzerlerinde et met bırakılmamıştı. Pembeydiler. Pırıl pırıl da parlıyorlardı. Gün sona ermeden belki kendisi de bu duruma düşecekti. Demek yaşam buydu ha? Boş ve geçici bir şey. Acılı olan yaşamdı yalnızca. Ölüm de acı macı yoktu. Ölmek uyumaktı. Duraklama, dinlenme demekti ölüm. Öyleyse ne diye boyun eğmiyordu sanki ölüme? Ama fazla kafa yormadı bu konuda. Yosunların üzerine uzandı. Ağzına aldığı kemiğin pembe renkli yaşam zerreciklerini emmeye başladı. Tıpkı bir anı gibi hafif ve uçucu olan şu tatlı et lezzeti deli ediyordu onu. Kemiği çeneleri arasında çatır çatır çiğnemeye başladı. Kimi zaman kemik, kimi zaman da dişleriydi kırılan. Sonra kemikleri taşla ezdi, un ufak edip yuttu. Bu arada telaşından parmaklarına da vurduğu oldu. Ama taşın altında ezilen parmaklarının pek de öyle acı vermeyişi şaşırttı onu. Derken yağmurlu, karlı günler geldi. Artık ne zaman konaklayıp ne zaman yola koyulduğunu bilemez olmuştu. Gündüz olduğu kadar geceleri de yürüyordu. Nereye düşerse hemen oracıkta dinleniyordu. İçinde yavaş yavaş can çekişmekte olan yaşam alevi ne zaman çırpınır ve ölgün ölgün titreşirse o da o zaman sürüne, emekliye yola koyuluyordu. Bir insan olarak özellikle bir çaba harcıyor değildi artık. Onu ileri sürükleyen içindeki yaşamın ta kendisiydi. Ölüme bir türlü boyun eğmek istemeyen yaşama hırsıydı. Acı çekmiyordu, sinirleri körelmiş, tüm duyarlılıklarını yitirmişti. Zihni korkunç görüntüler, tatlı düşlerle doluydu. Ama yine de toplayıp yanında taşıdığı geyik yavrusunun ezik kemik kalıntılarını yalayıp yutmaktan geri durmuyordu. Artık tepelerden yollardan geçmiyor, geniş bir vadide akan büyük bir dereyi bilinçsizce izliyordu. Ne bu dereyi görüyordu, ne de vadiyi. Yalnızca düşsel görüntüler bürümüştü gözlerini. Ruh ve vücut yan yana yürüyor ya da emekliyordu. Ama onları birbirine bağlayan bağ ha koptu ha kopacak kadar incelmişti. Kendini toparlamış olarak uyandığı zaman kayaların üstünde sırt üstü yatıyordu. Güneş sıcak ve parlaktı. Uzaklardan geyik yavrularının bağırtıları geldi kulağına. Yağmur, kar ve rüzgar hayal meyal aklındaydı. Ama yakalandığı fırtınanın 2 gün mü, 2 hafta mı sürdüğünü bilemiyordu. Canlandırıcı güneş ışınları üstüne başına yağarak bitkin düşmüş bedenini tatlı tatlı serap sarmalarken bir süre kımıldamadan yattı kaldı. Güzel bir gün diye düşündü. Belki nerede bulunduğunu saptayabilirdi. Acılı bir çabayla yana döndü. Aşağısında geniş ve durgun bir ırmak vardı. Daha önce nasıl olmuş da görmemişti, hayret doğrusu. Onca zamandır rastladığı tepelerin hepsinden daha çıplak ve daha alçak tepeler arasından geniş büklümlerle kıvrıla kıvrıla dönüşünü gözleriyle ağır ağır izledi. Sonra yavaş yavaş, hiç heyecanlanmadan, olağan bir ilgiyle bu ilk kez gördüğü ırmağı ufuk çizgisini doğru izledi. Parıltı bir denize döküldüğünü gördü. Hala heyecan duymuyordu. Olacak şey değil diye düşündü. Bu olsa olsa bir görüntü ya da seraptı. Yo yo, seraptan çok görüntüye benziyordu. Karma karışık zihninin bir oyunu olmalıydı. Parıldayan denizin ortasını demirleyen şu gemi de yanıldığını kanıtlamaya yetiyordu zaten. Bir an için gözlerini yumdu, sonra yeniden açtı. Garip şey, hala duruyordu görüntü. Hiç de garip yanı yoktu bu işin. Çok iyi biliyordu ki çorak toprakların ortasında ne deniz olurdu ne de gemi. Biliyordu bunu. Tıpkı boş tüfeğinde kurşun bulunmadığını bildiği gibi. O anda hemen arkasında boğuk bir hırıltı işitti. Yarı aksırık, yarı tıksırık karışımı bir sesti bu. Bitkin düştüğü ve tüm vücudu kas katı kesildiği için usul usul öbür yanına dönmeye çalıştı. Yanında yöresinde hiçbir şey göremedi. Sabırla beklemeye koyuldu.
Derken aksırık tıksırık karışımı sesi bir kez daha işitti. Tam o sırada 10 adım kadar ötesinde iki kayanın arasında boz renkli bir kurt kafası çarptı gözüne. Hayvanın sivri kulakları daha önce gördüğü kurtlarınki gibi dimdik değildi. Gözleri de çapaklı ve kanlı kanlıydı. Başı güçsüzce ve umutsuzca öne sarkmıştı. Gün ışığından kamaşan gözlerini ikide bir kırpıp duruyordu. Hasta gibiydi. Adam kendisine bakarken yine aksırıp tıksırdı. En sonunda bu gerçek işte diye düşündü. Az önce bir takım görüntülere kaplı olan dünyanın gerçek yüzünü görmek için öbür yanına döndü. Ama deniz hala pırıl pırıl parıldıyordu. Gemi belirgin biçimde açık seçik görülüyordu. Bütün bunlar gerçek miydi yoksa? Gözlerini yumup uzun süre düşündü. Sonra birdenbire anlayıverdi işin aslını. Kuzey-doğu yönünde Dease Divide'ın ötesine uzanmış ve gele gele Coppermine Valley'e gelmişti. Demek bu geniş ve durgun ırmak Coppermine ırmağıydı. Şu parıltılı deniz de Kuzey Buz Denizi. Bu gemi de Mackenzie'nin ağzından doğuya, epeyce doğuya açılmış bir balina gemisiydi. Ve şu anda da Coronation Körfezi'nde demirlemişti. Hudson's Bay Kompanyası'nın çok eskiden gördüğü o haritasını anımsadı. Her şey apaçık ortada ve akla uygundu artık. Yerinde doğruldu ve dikkatini bir an önce yapılması gereken işlere yöneltti. Ayaklarındaki battaniye parçaları lime lime olmuş, ayakları biçimsiz birer et yığınına dönmüştü. Son battaniyesi de gitmişti. Ne tüfeği vardı ortada ne de bıçağı. Şapkasını bir yerlerde yitirmiş, bu arada şeridin arasını sıkıştırdığı kibritler de gitmişti. Ama koynunda tütün tabakasının içindeki yağlı kağıda sarılı kibritler kupkuru olarak güven altında bulunuyordu. Saatine baktı. 11'i gösteriyor ve hala işliyordu. Kurmayı unutmamıştı demek. Aklını başına toplamıştı şimdi. Sakindi. Çok bitkin olmasına karşın ağrı mağrı duymuyordu. Aç değildi. Yemek yemenin düşüncesi bile hoş gelmiyordu artık. Ne yapıyorsa mantığıyla yapıyordu. Pantolonunun paçalarını dizlere dek yırttı. Ayaklarına sardı. Her nasılsa teneke maşrapayı yitirmemişti. Gemiye doğru yapacağı ve korkunç olacağını şimdiden bildiği yolculuğa çıkmadan önce biraz sıcak su içebilecekti demek ki. Yavaş hareket ediyordu. İnmeli biri gibi sarsak ve sakardı. Kuru yosun toplamak için doğrulmaya çalışınca ayaklarının tutmadığını gördü. Birkaç kez denedi ayağa kalkmayı ama başaramayacağını anlayınca dört ayak üzerinde emeklemeye başladı. Bir ara hasta kurdun yanına doğru ilerledi. Hayvan güç bela oynattığı diliyle bacaklarını yalayarak adamın yolu üzerinden gönülsüzce geri çekildi. Adam bu dilin hiç de sağlıklı bir kırmızılıkta olmadığını gördü. Sarıya çalan kahverengiydi. Yarı kuru bir balgamla kaplıydı sanki. Bir maşrapa sıcak su içtikten sonra ayağa kalkabileceğini ve hatta ölmek üzere olan bir adam gibi yürüyebileceğini anladı. Vırt zırt dinlenmek zorunda kalıyordu. Kendisini izleyen kurdun adımları nasıl ki zayıf ve kararsızsa, adamın adımları da öyle zayıf ve kararsızdı. O gece karanlık basıp da parıltılı deniz görünmez olduğunda ona 4 milden fazla yaklaşamadığını biliyordu. Bütün gece hasta kurdun öksürüğünü ve zaman zaman da geyik yavrularının mızıltılarını işitti. Dört bir yanında yaşam vardı. Hem de cıvıl cıvıl, capcanlı, sapasağlam bir yaşam. Hasta kurdun kendisini, ola ki hasta adam benden daha önce ölür umuduyla izlediğini biliyordu. Sabahleyin gözlerini açınca hayvanın ona aç aç ve iştahlı gözlerle baktığını gördü. Kuyruğunu bacaklar arasına kısılırmış, kemikleri fırlamış, zavallı bir köpek gibi büzülmüştü. Soğuk sabah rüzgarında tir tir titriyor ve adam ne zaman bu bir hırıltıyla konuşacak olsa, o da dişlerini ortaya çıkaran sırıtışlarla umutsuzca karşılıklar veriyordu. Güneş parıltılar saçarak yükseldi.
Adam da bütün sabah boyunca parlak denizdeki gemiye doğru düşe kalka yol aldı. Hava günlük güneşlikti. Yüksek bölgelerin kısa süren kızılderili yazlarından biriydi bu. Belki bir hafta sürer, belki de yarın öbür gün sona ererdi. Öğleden sonra bir takım izlere rastladı adam. Bir başka adamın izleriydi bunlar. Yürümeyen ama dört ayak üstünde sürünen birinin izleri. Adam bunların birin izleri olabileceğini düşündü. Ama bu düşüncesi bulanık ve ilgiden yoksundu. Merak etmiyordu. Aslında duygu ve heyecan denen şey elini eteğini çekmişti kendisinden. Acılara karşı duyarlılığı da kalmamıştı artık. Mide ve sinirler derin bir uykuya dalmıştı. Her şeye karşın onu ileri iten şey içindeki yaşamın ta kendisiydi. Bitkin olmasına bitkindi ama yine de ölüme karşı koymaktan geri durmuyordu. Ölüme boyun eğmediği içindir ki hala böğürtlenle balık yiyor, sıcak su içiyor ve gözünü hasta kurttan ayırmıyordu. Öteki adamın izleri boyunca ilerledi. Biraz sonra da izlerin son bulduğu yere geldi. Sürüyle kurt ayağının ıslak yosunları çiğnediği bir yerde çok az bir zaman önce etleri sıyrılmış birkaç kemik gördü. Sonra keskin dişlerle delik deşik edilmiş, kendisininkine benzer geyik derisi bir heybe buldu. Güçsüz parmaklarının taşıyamayacağı kadar ağırdı ama yine de alıp yerden kaldırdı. Bill sonuna dek taşımıştı bunu. Ha ha, gel de gülme. Şu bilim başına gelenlere. Oysa kendisi yaşayacak ve heybeyi parıltılı denizdeki gemiye götürecekti. Kahkahası kocamış bir karganın çığlığı gibi çatlak ve korkunçtu. Hasta kurt da acı acı uluyarak adamın kahkahalarına eşlik etti. Ama adam birden susuverdi. Eğer bu Bill ise, eğer şu pembe beyaz tertemiz kemik yığını bilse, nasıl olur da bile gülebilirdi. Öte yana döndü. Gerçi Bill onu yüzüstü bırakıp gitmişti. Ama o ne altınları alacak, ne de Bill'in kemiklerini kemirecekti. Sendeleyerek oradan uzaklaşırken, eğer benim yerimde Bill olsaydı, hiç bakmaz, yapardı bunları diye düşündü. Bir su birikintisine geldi. Balık var mı yok mu diye bakmak için suya doğru eğildi. Ve eğilmesiyle, iğne batırılmışçasına irkilip başını hızla geri çekmesi bir oldu. Yüzünün yansısını görmüştü suda. Suratı suratlıktan çıkmıştı. Korkunçtu. Öyle ki bu korkunçluk karşısında nicedir uyuklamakta olan duyguları bile uyanmıştı. Boşaltılamayacak kadar büyük olan birikintide üç tane balık vardı. Teneke kovasıyla başarısız kalan birkaç denemeden sonra onları yakalamaktan vazgeçti. Bu bir kinlikle suya düşüp boğulmaktan korkuyordu çünkü. Öte yandan ırmak kıyısındaki kütüklerden birine binip de akıntının yardımıyla gitmeyi de yine aynı nedenle göze alamıyordu. O gün gemiyle kendisi arasındaki uzaklığı 3 mili indirdi. Ertesi gün topu topu 2 mili yol alabilmişti. Çünkü şimdi tıpkı Bill gibi emeklemeye başlamıştı. 5. günün sonunda gemi hala 7 mil uzaklıktaydı. Ve o günde 1 mil bile yol alamıyordu artık. Kızıl derili yazı hala sürüyor, adam ayıla bayıla düşe kalka ilerliyor, hasta kurt da onun hemen ardı sıra, ak sıra tık sıra sürükleniyordu. Ayakları gibi dizlerinin derisi de soğumuştu adamın. Yara bere içindeydi. Sırtındaki gömleği yırtıp dizlerini ve ayaklarına sarmıştı ama yine de yosunlar ve taşlar üzerinde kırmızı izler bırakarak ilerliyordu. Bir ara dönüp arkasına baktı. Hasta kurt kan izlerini yalıyordu. O anda kendi sonunun ne olabileceğini. Eğer kurdu yakalayamazsa başına neler gelebileceğini kesinlikle anladı. Bundan sonra şimdiye dek oynanmış ölüm kalım trajedilerinin en korkuncu başladı. Sürüne sürüne ilerleyen hasta bir adam, topallaya topallaya yürüyen hasta bir kurt, can çekişen bedenlerini ıssızlık içinde sürükleyen, birbirini avlamaya, canını almaya çalışan iki yaratık.
Safa sağlam bir kurt olsaydı adam o kadar aldırmayacaktı. Gel gelelim şu kadavrası çıkmış zavallı yaratığa. Yem olmanın düşüncesi bile çileden çıkarmaya itiyordu onu. Kılı kırk yarıyordu. Kafası yine allak bullak olmaya, aklı bir gidip bir gelmeye, sanrılarla serseme dönmeye başladı. Baygınlık geçirdiği bir sırada kulağının dibinde bir hırıltı işiterek ayıldı. Kurt sendeleyerek yere sıçradı. Dengesini yitirerek bitkince yere yuvarlandı. Hayvanın durumu çok gülünçtü ama adam gülmedi. Dahası hiç mi hiç korkmamıştı. Bu tür duygulara çok uzaktı artık. Bir an için kafasını topladı, yattığı yerde düşünmeye koyuldu. Taş çatlasa 4000 ötedeydi gemi. Gözlerini ovuşturup da önündeki sisi dağıtınca açık seçik görebiliyordu onu. Hatta ışıltılı denizin sularını yara yara ilerleyen bir teknenin bembeyaz yelkenini bile seçebiliyordu. Ama 4000'di bu. Emekleyerek nasıl giderdi? Bunu biliyordu. Hem de adı gibi biliyor, yine de serin kanlılığı elden bırakmıyordu. Yarım mil bile gidemeyeceğini biliyordu. Ama yaşamak, yaşamak istiyordu. Çektiği bunca çileden sonra ölüp gitmek haksızlık olurdu. Alın yazısı pek çok şey istiyordu onda. Ha öldü, ha ölecek gibiydi. Yo, ölmek istemiyordu. Bu çılgınlıktı belki ama ölümün pençesinde can çekişirken bile ölüme karşı koyuyor, direndikçe direniyordu. Gözlerini yumdu. Bitip tükenmek bilmeyecekmiş gibi bir rahatlık içinde beklemeye koyuldu. Dendiğinin ta derinliklerinden kopup yükselen boğucu uyuşukluk dalgasının üstünde kalmak, kendisine ikide bir çarpan bu bitkinlik dalgasının altına gömülmemek için canla başla uğraşıyordu. Kabardıkça kabaran ve bilincini yavaş yavaş bulandıran bu boğucu uyuşukluk tıpkı bir denizi andırıyordu. Kimi zaman bu denizde bata çıka yüzüyor, karanlıklar içinde kararsız kulaçlar atıyor, sonra birden ruhunun garip bir itilimiyle başka bir irade kırıntısına kavuşuyor ve o zaman daha canlı kulaçlar atmaya başlıyordu. Sırt üstü uzanmış, kalıp gibi yerde yatarken hasta kurdun gittikçe yaklaşan soluğunu işitiyordu. Hayvan usul usul yaklaşıyor, yaklaşıyor, sonsuzluğa dek sürecekmişçesine bir zaman içinde sokuldukça sokuluyor ama o kılını bile kıpırdatmıyordu. Ta kulağının dibine gelmişti. Zımpara kağıdı gibi sert, kupkuru bir derinin sürtünüşünü duydu. Ve birdenbire ellerini uzattı. Daha doğrusu uzatmak istedi. Parmakları bir anda bükülüp pençeleşti ve bomboş havayı kavradı. Hızlılık ve kesinlik güçlü olmayı gerektirirdi. Oysa adam bu güçten yoksundu. Kurdun sabrı korkunçtu. Bu konuda adamın da ondan aşağı kalır yanı yoktu. Bayılmamak için canını dişine takarak yiyeceği ya da yenileceği şeyi yattığı yerde yarım gün bekledi durdu. Kimi zaman uyuşukluk denizine gömülüyor, upuzun düşler görüyordu. Uyku ile uyanıklık arasında geçen bütün bu süre içinde bile hırıltılı soluğu ve sert dilin okşamasını bekledi. Soluğu işitmedi. Eli üstünde bir dilin yavaş yavaş gezindiği duygusuna kapılarak daldığı dişten ağır ağır uyandı. Bekledi. Dişler hafifçe bastırdı. Zorladı. Kurt bunca zamandır beklediği yiyeceğe dişlerini geçirebilmek için olanca gücüyle uğraşıp didiniyordu. Ama adam da uzun süredir bekliyordu. Meşinleşmiş eli hayvanın çenesi üzerinde kapandı. Kurt zayıfça direnmeye çalıştı. Adamın bir eli çeneyi güçsüzce tutarken öbür eli de yavaş yavaş kavramaya hazırlanıyordu. 5 dakika sonra adam vücudunun tüm ağırlığıyla kurdun üstüne çökmüştü. Eller hayvanı boğacak güçten yoksundu. Ama suratı kurdun gırtlağına dayanmış, ağzı kılla dolmuştu. Yarım saat sonra adam kendi gırtlağında lıkır lıkır sıcak bir akıntı duydu. Tadı hiç de hoş değildi. Sanki eritilmiş kurşun akıtıyordu midesine. Hem de salt kendi iradesinin zoruyla. Neden sonra adam sırt üstü döndü ve uykuya daldı.
Bedford Balina gemisinde bilimsel araştırmalar yapan bir kurulun birkaç üyesi bulunuyordu. Güverteden bakarlarken garip bir nesne gördüler. Bu garip yaratık kıyıdan suya doğru ilerlemekteydi. Ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. Bilim adamı oldukları için ne tür bir şey olduğunu görmek için kayığa atlayıp kıyıya gittiler. Gördükleri canlı bir yaratıktı ama buna insan demeye yüz tanık isterdi. Kördü, bilinçsizdi, koskocaman bir solucan gibi toprağın üzerinde kıvır kıvır kıvranıyordu. Tüm çabası çoğu kez boşa gidiyor ama o yine de büyük bir inatla uğraşını sürdürüyordu. Kıvrıla sürüne saatte 10 adım ya gidiyor ya gitmiyordu. 3 hafta sonra Bedford Balina gemisindeki bir yatağa uzanmış yatarken kim olduğunu, başından neler geçtiğini anlatıyordu. Ara sıra saçma sapan sözler sayıklıyor, annesinden, günlük güneşli Kaliforniya'dan, portakal ağaçları ve çiçekler arasındaki bir evden söz ediyordu. Aradan öyle pek fazla bir gün geçmemişti ki, bilim adamları ve kaptanla birlikte yemek masasının başındaydı. Türlü türlü yemeklerle donatılmış masaya aç gözlerle bakıyor. Başkalarının ağzına giren her lokmayı kaygıyla izliyordu. Yutulan her lokmayla birlikte gözleri derin bir hüzünle buğulanıyordu. Gerçi aklı başındaydı ama yemek zamanı gelmiyor muydu? Bütün şu insanlardan nefret ediyordu. Çok geçmeden yiyecek bitiverecek diye yüreğinin yağı eriyordu. Erzak konusunda aşçıyı, kamarotu, kaptanı ikide bir sorguya çekiyordu. Ona bilmem kaçıncı kez güvence verdiler. Ama adam bir türlü inanmıyor, kendi gözleriyle görmek için kileri sürekli olarak göz altında bulunduruyordu. Adam şişmanladıkça şişmanladı. Günden güne semirip irileşti. Bilim adamları başlarını salladılar. Bir takım kuramlar attılar ortaya. Adamın yemeklerini kısıtladılar ama o yine de göbek bağlıyor, gömleğinin içine sığmaz oluyordu. Tayfalar kıs kıs gülüyorlardı. İşin iç yüzünü biliyorlardı çünkü. Adamı göz hapsine alınca bilginler de öğrendiler işin aslını astarını. Kahvaltıdan sonra adamın ön güverteye gittiğini ve tıpkı bir dilenci gibi el avuç açarak tayfalardan birine yanaştığını gördüler. Tayfa güldü ve ona bir deniz bisküvisi verdi. Adam bunu açgözlülükle kaparcasına aldı ve altınlarını kendi gözünden bile kıskanan bir cimri gibi baktıktan sonra gömleğinin aralığından koynuna soktu. Bıyık altından gülümseyen öbür tayfaların verdiği sadakalar da buna benzer şeylerdi. Bilim adamları işini bilen kişilerdi. Adamı yalnız bıraktılar. Ama gizlice odasını aradılar. Köşe bucak peksimetle doluydu. Şilteye peksimetler sokuşturulmuştu. Peksimet doldurulmadık delik kalmamıştı. Oysa aklı başındaydı adamın. Yalnızca aç kalma olasılığına karşı önlem alıyordu. Hepsi o kadar. Bilginler çok geçmez, bırakır bu huyunu dediler. Ve öyle de oldu. Bedford'un demire, San Francisco körfezinin sularına gömülmeden önce adam çoktan kurtulmuştu bile.